sıkça seçim çalışmalarında da bulunduk. O bölgeyi özellikle birçok arkadaşımız da bilirler. Tabii ki siteler sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin mobilya başkenti, mobilya merkezi. Buranın özellikle istihdam anlamında, ekonomiye katkısı anlamında gerçekten gücünün ne derece olduğunu hepimiz biliyoruz. Oraya gereken önemi ve gereken desteği her zaman vermemiz gerekiyor tüm Ankaralılar olarak da. Sitelerde gerek ham madde, gerekse imalat ve gerekse satış olarak o bölge geniş bir alanda konumlanmış bulunmakta. Ancak dün akşamki gibi böyle zaman zaman da elim kazalar, yangınlar meydana gelmekte maalesef. Kimse tabii ki istemez. Ancak buradaki bu yangının oluşmasında sebebiyet veren her türlü şeyin tabii ki önlemi alınması gerekmektedir. Burada özellikle belirtmem gereken bir konu var ki en çok siteler esnafının da dert yandığı bir konu. Maalesef o bölgeye sigortacılar girmiyor. Çünkü o bölgenin yapı itibariyle yangına yatkınlığı dolayısıyla maalesef sigorta konusunda ciddi anlamda bir desteğe ihtiyacı olduğunu sitelerdeki esnafımız her defasında oraya bahseder ve söylüyorlar. Tabii ki bununla ilgili de gereken desteği vermemiz gerekiyor. Burada dün akşam kendisine de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli bir abimiz, kardeşimiz, daha önceden de mecliste de çalışmış, Büyükşehir Meclisi'nde de üyelik yapmış bir abimizin yeriydi. Tabii ki buraya gerek belediye olarak gerekse yapılması gereken tüm desteklerin verilmesini de talep ediyoruz. Burada bundan sonraki dönemde de bunun bu şekilde kazaların meydana gelmemesi için de gereken altyapı çalışmalarını da hep birlikte oraya destek olarak vermemiz gerekiyor. Çünkü yangın noktasında orada söndürmeyle ilgili altyapı eksiklikleri gerçekten özellikle bitişik nizam olması hasebiyle de zorluklar yaşandığını da biliyoruz. Bölge itibariyle korumamız gereken ekonominin can damarlarından bir bölge olan sitelere tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Grup başkanımızın da